Ayetle alakalı şöyle bir açıklama var. Beni Zafer kabilesinden Tume İbni Übeyrik komşusu Katade'nin zırhını çalmış, bir un dağarcığının içinde götürüp Zeyd adlı bir Yahudinin evine bırakmış. Katade Tume'den şüphelendiğini söylemiş, o ise bilmediğini yemin etmiş, evi de aranmış, zırh bulunamamış. Sonra un izinin Katade'nin evinden Zeyd'in evine gittiği tespit edilmiş. Zırh Zeyd'de çıkınca bunu Tume'nin bıraktığını söylemiş. Delil Zeyd'in aleyhinde olduğu halde bazı Yahudiler Zeyd'in lehinde şahitlik edip suçsuz olduğunu söylemişler. Beni Zafer konuyu bir aile haysiyeti şeklinde ele alarak Tume'ye iftira edildiğini, hırsızın Zeyd olduğunu, zaten delillerin de bunu gösterdiğini öne sürerek davayı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e götürdüler. Resul-i Ekrem Efendimiz Tume'nin yeminine, Beni Zafer gibi Müslüman bir kabile mensuplarının tezkiyelerine ve zahiri delillere bakarak Tume'nin suçsuz olduğuna temayül eder gibi oldu. Fakat tam hüküm vereceği sırada 105 ila 115. ayetler vahyedildi. Bu olay Peygamberin Risaletinin gerçekliğine ve Kur'an'ın evrenselliğine, tarafsız ve Allah katından olduğuna parlak bir delildir. Kur'an, bizden olan koca Müslüman bir kabilenin aleyhine olarak masum bir Yahudinin haklılığını ilan etmekten çekinmez. Evet, meşhur bir vakadır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما Allah'tan af dile. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Ve kendi öz canlarına hıyanet edenlerden yana tartışma, onları savunma. Çünkü Allah hainlikte ve günahkarlıkta çok aşırı olanları asla sevmez. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُح۪يطًا Yaptıkları ihanet ve işledikleri günahları insanlardan gizlemeye çalışırlar da Allah'tan gizleyemeyeceklerini düşünmezler. Halbuki onlar bilhassa gece karanlığında gizli gizli Allah'ın razı olmayacağı ihanet ve tezvirat planları yaparlarken O daima yanı başlarındaydı. Zaten Allah onların yaptıkları ve yapacakları her şeyi ilim ve kudretiyle ihata etmiştir. Ha entum haulâi cadeltum anhum fil hayâtid dunyâ femen yucâdilullâh. فَمَنْ يُجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا Haydi diyelim, siz bu dünya hayatında onlardan yana tartışma ve savunmaya giriştiniz. Peki yarın kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut kim onların vekili olacak? وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا Kim bir kötülük işler
veya bir günahla kendisine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı gafur ve rahim bulur. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Fakat kim de günah kazanır ve ardından tevbe ve istiğfarda bulunmazsa bilsin ki o günahı ancak kendi aleyhine kazanmıştır. Allah her şeyi hakkı, her işi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَر۪يئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا. Kim bir hata veya büyük günah işler, sonra onu masum olan birinin üstüne atarsa, bir iftira ve pek kesin bir vebal yüklenmiş olur. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ey Resulüm! Eğer senin üzerinde Allah'ın pek büyük lütfu, inayet ve rahmeti olmamış olsaydı, onlardan bir grup, vereceğin hükümde seni yanlışa sürüklemeyi kurmuşlardı. Fakat onlar yalnız kendi kendilerini şaşırtırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Seni nasıl şaşırtıp nasıl sana zarar verebilirler ki? Allah sana kitap ve hikmeti indirmekte ve sana bilmediklerini öğretmektedir. Ey Resulüm! Allah'ın senin üzerindeki lütuf ve inayeti, fazlu keremi gerçekten çok büyüktür. Mesele itlak ederek, vaka anlatıldı burada. İtlak ederek her zaman aynı şey söz konusu olabilir. Her zaman hakkın yanında olmak lazım. Karşı taraftaki kim olursa olsun, bu benim gibi düşünmüyor, benim gibi inanmıyorsa, aynı zamanda hakkı hayatı yoktur bunun deyip, bütün insanlık için benimselen esasen mutlaka korunması gerekli olan hususlar nelerse şayan, hani usulü hamse gibi, hürriyetli usulü sitte oluyor, usulü sitte gibi meseleler. Bunlar, efendim, bunlardan birisi ihlal edildiği zaman da hafizanallah. Evet. Dolayısıyla her zaman aynı şey söz konusu olabilir. O asırda olmuş. Mesele böyle kapalı müfem gibi ifade ediliyor. Fakat ayetin sebebi nüzulu veya sebebi vurudu olduğundan dolayı ta kıyamete kadar herkese alakadar eden bir yanı var bu meselenin. Ne zaman aynı şeyler olursa hep işte bu ayet çerçevesinde cereyan etmiş olur. Aklı başında Allah'la irtibatı olan insanlar bu işten Cenab-ı Hakk'ın fazlıyla, keremiyle, lütfuyla sıyrılmış olurlar. Akıllarını dünyaya kaptıranlar da kazandım dedikleri yerde kazanma kuşağında kaybederler. Kaybediyorlar, kaybedecekler. Hem sonsuz kaybedecekler.